şimdiki skecimiz altyapıdan. Hayatta bazı anlar vardır. Böyle yaşarken bilmeyiz. En dertli biz zannederiz. Herkese anlatırız. Bizden kötüsü yoktur. Ama sonra an gelir, anlarız ki... Değil mi? Ben de ona diyecektim. Şivesizken çok sıkıcısın Yasin. Aynı kelimelerle şiveli anlat. Güzel de bir Ege şivesi dinleyelim. Merhaba Koç. Evet, hindi, aynısını ama hiç bozmuş. He. Hindi, hayatta bazı anlar vardır. Hindi mi? Birdenbire olaya hayvancılık karıştı yani. Hindi, evet. Hindi, o hayattaki o anlarda biz zannederiz ki en çok kendim üzülüyorum. Yani başka kimseye bir şey olmuyor. En kötü benim. Her şey benim başıma geliyor. Bayağı şikayet ediyorsun yani. Ama sonra bir bakıyorsun, o an hayatının en değerli anlarından bir tanesi. Onun kıymetini bilememişsin. Şimdi onunla ilgili bir skeç geliyor. Altyapıdan Ebru İnan, Bora Yazıgodu, hasta ziyafeti gelip durup... Yazıgodu. Peki öğrenmek için... Benim çok tabii senin çok hakim olduğun bir şey. Yazan, yöneten derken ne diyoruz? Yazı koyup yönetiveren mi demek bu yani? Öyle diyebiliriz ama... Yazı koyan Yılmaz Erdoğan. Bundan sonra ben de öyle yazıp durum. Ben de öyle yazıp durum. Haydi bakalım. Hem yazıp durum hem yönetip durum. Yasin Çam. Alkışlıyoruz Yasin. İyi seyirler. Adem Bey, bugün komaya gireli tam bir yıl oluyor. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Bizim de Tarık'la üçüncü ayımız çünkü. Adem Bey? Adem Bey, siz de el çırpsanıza. Adem Bey, siz beni duymuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Ablacığım da cevap veremiyorum, bir anla ya. Bir yıldır kafa açıyorsun ama sen sürekli. Allah Allah, ben daha kendimi görmeye alışamadım. Şu tipime bak la. Bir de derlerdi ki senin için dışın bir. Değil. Değil. Keşke bu benim içim olsaydı da ben bunun dışı olsaydım o. Neyse. Siz beni dinlemiyorsunuz ama ben bugün size en sevdiğiniz kitabı aldım. Bakın. Yemek kitabı. Ya ablacığım, geçen de rüya tabirleri okudum. Ben serumla besleniyorum. Acım aç, anla. Ya acaba şu an ne görüyor olabilirsiniz? Halay çeken hamburgerler. Bence kesin bir tüneldesiniz. Dur dur. Sıra gecesi yapan hamburgerler de var olur. Acaba şu an ne görüyor olabilirsiniz? Sıra gecesi yapan hamburgerler. Daha çok gülerdiniz buna. Yanlış oynamayın ya. Seyirci kötü oynuyorsun bugün ya. Bir daha söyle, çok gülün. Bunu abartın. Acaba şu an ne görüyor olabilirsiniz? Sıra gecesi yapan hamburgerler. Sahtekarlar. Bence kesin bir tüneldesiniz. Tünelin sonunda da ışık var. Sakın gitmeyin Adem Bey. Tünelin sonunda çevirme var. Kuzu çevirme. Ah. Adem Bey bakın ne tarifi buldum. Ne? İskender. Bacım yapma en sevdiğim yemek. Yapma. Tırnak pideleri küp küp doğrayıp tabağımıza koyuyoruz. Koymayalım. Yaprak gibi incecik kestiğimiz dönerleri bir çarşaf edasıyla pidelerin üstüne seriyoruz. Sermeyelim lan ne olur. Bitti mi? Bitsin. Bitmez. Ah. Daha sonrasında salçamızı ekliyoruz ve üzerine kaynattığımız tereyağını döküyoruz. Cız. Çekil şöyle. Çekil. İskender. 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 Oh. Oh. Tereyağı da dök. Oh. Yemek tarifi kitabı mı okudun yine? E ne yapayım ama seviyor. Ya bırak git ziyaretçilerle ilgilen hadi. Adem Bey. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum la duyuyorum. Oh. Oh. Komada olanlar el çırpsın. El çırpsın. Komada olanlar el çırpsın. El çırpsın. Komada. Ya bir siktir git ya, yeter. Komada olanlar ellerini çırpsın. Sana da oyun çıktı ha. Aa, doktor bey, abim nasıl? Maalesef tedaviye cevap vermiyor. Lan el çırptık ya o kadar. Ferhat Göçer mi olsam lan?
Allah seni. Abicim. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Oh. Abicim, seni çok özledim. Ben de kız. Yokluğun o kadar çok fark ediliyor ki. Oy, kıyamam sana. Her sabah ağlıyorum. Ya ağlama ya. Ekmek almaya gidecek kimse yok. Buna mı ağlıyorsun lan? Çöpleri de ben atıyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Abicim, evet. Bu arada telefonunla bilgisayarım bende, merak etme. Bana bak, kurcalamadım de onları. Biraz kurcaladım ama gizli bir klasör var, onu açamadım. Oh! Ama merak etme, ben onun şifresini kırdıracağım abicim. Kız, anamların yanında kırdırma bir şeyleri ya. Ne bileyim, belki bize dair bir not falan bırakmışsındır. La yok öyle notlar falan ya, size dair değil onlar, Allah! Ah abicim, keşke kalkıp geri gelsen. Keşke. Gerçi gelsen nereye geleceksin? Niye gı? Odanı Hans'a verdik. Hans mı? Hans kim? Dur, dur sinirlenme. Gerçi sinirlenemezsin, komadasın. Lan çıldırıyorum burada, manyak! Rahat rahat anlatayım o zaman. Abicim, evet. Hans Erasmus'la geldi. Çok tatlı biri. Tam bir Alman erkeği. Lan kurt mu bu cinsini söylüyorsun bana? Abicim, madem komadasın bunu da söyleyeceğim. Söyleme lan. Hans benim erkek arkadaşım. Bir de! Ama çok ciddi düşünüyoruz. Ha iyi o zaman ya. Haftaya da düğünümüz var. Lan ben siz ne düğünü? Hans'ın sünnet düğünü. Ah abicim, keşke sen de olsan. Yok. Hans'ın kimsesi yok. Kirbesi sen olurdun. Ha bir de. Aa, Hans'ın sünnetini bu hastanede yaptırsak sen de görmüş olursun. Ben görmek istemiyorum Hans'ı. Dur, ben onu ayarlayayım. Lan ayarlama, dur. Aa, spordan Ercü. Durumu nasıl? Bok gibi lan. Cevap vermiyor. Telefonlara da cevap vermiyor. Komadayım, ayı. Bir yıldır spora da gelmiyor. Şey, komada ya belki, hani ondan dolayı... Susun! Hep bir bahane! Spor bahane istemez. Uyandığı zaman söyleyin, spordan geri kalan üyeliğini ben aldım. Vay, yamyama bak ya. Ne yapıyorsun lan? Ada sahillerinde bekliyorum her zaman. Manyak mısın? Kafam bulandırıyorsun. Bak, hastaya bak. Bu ne saçma biri ya? Sorma lan, sen nesin ki ne konu? Aşkım. Sen de mi buradaydın? Durumu nasıl? Stabil. Kirve oldum. Ben sizi yalnız bırakayım. Hans'ın sünnet işlemlerini halledeceğim. Defol! Sıdıka! Konuşacağız seninle. Adem. Aşkım. Seni çok özlüyorum Adem. Ben de seni aşk pastam. Çok zor zamanlardı. Neredeydin be? Hayatım, komadaydım. Vallahi arayacaktım ben seni ha, Yüzüğü de çıkarmamışsın. Ha. Baktıkça hatırlıyorum ya. Öbür dünyaya bir şey götüremezsin diyorlardı. İzliden götürdük. Ben sen? Çıkarttım Adem. Özür dilerim. Ha, baktıkça üzülüyordun değil mi? Hayatımda başka biri var. Nasıl başka biri var ama ya? Nasıl? Benden duy istedim. Zaten ilişkimiz iyi gitmiyordu, anlaşamıyorduk. Lan nasıl sen anlatıyorsun, ben dinliyorum işte. Nasıl anlaşamıyoruz, anlaşıyoruz ya? Kim lan o, kim o? He? Demet. Gel, gel. Geç mi kaldım? Yo, anlattım. Ben zaten neye geç kalacaksam. Cenk! En yakın arkadaşım! Kardeşim benim, anlattım her şeyi. Kusura bakma, engel olamadım, gönül işte. Lan kardeş dedim sana, kardeş! Sağ olsun Cenk, beni hiç yalnız bırakmadı. Behlül. Hiç bırakır mıyım? Gönlüm el vermez ki ya. Ulan adamın gözünün içine baka baka nişanlısına sarkmış. Oğlum, o senin yengen, yengen. Adem hep derdi ama, biliyor musun? Ben neysem Cenk de odur diye. Lan o öyle bir şey değildi ki! Tabii öyle, öyle yenge. Yenge mi? Aslanım benim, sen değilsin lan değil mi? Kim lan o zaman bu? He? Aşkım. Aşkım. Kanka. Brom. Şerefsiz. Kendine yeni kanka yapmış, kızı da kankasına yapmış. Tüh! Of, her yeri şiş şiş olmuş ya. Ne yok ya, lan? Yok. O önceden de öyleydi. Komayla alakası yok. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Kardeşim, çok sevineceğim bir haber vereceğim. Senden sonra bununla kanka oldum. Çok iyi anlaşıyoruz. Allah! Öldürürüm lan seni. Oğlum var ya, buradan çıkayım, seni komaya sokacağım. Seni de buna saplayacağım lan. Tüh!
Bir ürperti geldi mi size de? Gelir. O hastane ortamı kasvetli biraz. Doğru. Ondan. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben de seni çok sevdim lan. Senin burcun neydi? Yengecim. Efendim? Yok yengecim, yengecim. Ha. Yükselenin? Yengecim. Efendim? Yok yengecim, yengecim. Ha. Ay burcun? Yengecim. Lan bilerek mi yapıyorsunuz? Öleyim mi istiyorsunuz burada? Ne yengecim, yengecim? İş ortağım geldi, geldi iş ortağım. Eşek kadar adam şu hareketlerine utanmıyor, utanmıyor değil mi? Ya kusura bakmayın, ben boş sandım, o yüzden böyle bir giriş... Kabin mi lan bura, ayı? Yok, biz de çıkıyorduk zaten. Siz tabii keyfinize bakın. Hasta ziyaretinin kısası. Hoşça kal Adem. Defolun. Yengecim. Aa, siz de mi? Ben anlatacağım. İyi ki Adem. Kardeşim. Ortağım benim. Aslanım benim. Ne varsa sende var lan. Kardeşim sana bir haberim var. Söyle. Hatırlıyor musun? Geçen ay bir işe girmiştik. Oldu mu lan? Aldık mı lan onu? O işi aldık Adem, aldık. Aslanım benim lan. Bugünkü en güzel haber. Ama çok kötü battık lan. Adem, ben burama kadar battım. Ben? Sen kesin burana kadar batmışsındır. Ve ben ülkeyi terk ediyorum kardeşim. Lan. Hakkını helal et Adem. Etmeyen. Etmeyen defol. Donumu da alın lan. Her şeyimi aldınız lan. Donumu da alın lan. Şurada lan. Allah'ım ben kötü oluyorum. Ben kötü oluyorum lan. Ben kötü oluyorum. Rabbim. Rabbim. Aa, böyle gidiliyor demek ki. Aa, ne oluyor lan? Allah... Şu hastayı kurcalamayın diyorum kaç defa. Ulan şu ziyaretler olunca zıp. Bu adam böyle oluyor. Bir tane daha koyayım lan. Da benden olsun be. Hasta ölmedi çak. Çak kız. Oh be. Sorun yok, sorun yok. Oh. Arkadaşlar, ışığı gördüm ama ben tedbirimi almıştım. Hiç problem değil. Oh be. Çok göz oluyor yalnız, haberiniz olsun ha. Oh. Adem Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Komada sıkılan tamam. Ne oldu? Bir şey mi oldu oğluma? Bir gitti geldi ama şimdi iyi, komada. Öyle mi söylenir lan? Biz çıkalım, siz yalnız buyurun, bırakalım Yiğit. Buyurun. Oğluşum. Anne, sen ne diyeceksin? Benim minik kuşum. Minik mi? Yok, kuşum benim. Sağ ol. Kuşum. Seni çok özledim be oğlum, çok. Anne, sen ne itiraf edeceksin? Allah aşkına söyle de git ya. Oğlum, benim sana bir şey söylemem lazım. Amel defterimi kapatmaya mı çalışıyorsun kadın? Neyin peşindesin şu anda? Söyle de git. Ama nasıl söylenir ki bu, bilmiyorum. Söyleme be, vazgeçtim, dinlemiyorum. Vallahi dinlemiyorum. La 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 la. Babanı kaybettik. Babam öldü mü? Keşke montunu alman için seni geri göndermeseydim. O zaman o kaza hiç olmamış olurdu oğlum. Oğlum sen de gitme be, ha? Yalnız bırakma bizi, olmaz mı? Hem biliyor musun Adem? Sen yokken herkes hayatına devam etti. Ama ben edemedim ya. Ama ben biliyorum. Biliyorum, sen çok güçlü bir çocuksun. Ben senden hiç umudu kesmedim, biliyor musun annem? Ha? Sen uyanacaksın. Biz seninle beraber yine şarkılar söyleyeceğiz. Hani bir biblon vardı, kırdı. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem, ben senin yanına kalanım. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala senin dizlerin.
içinde. Ben uyanacağım anne. Belki yüklerimden de kurtuldum değil mi? Daha hafif olacağım. Sen benden umudunu hiç kesme anne. Uyanacağım ben. Parmak, parmak, parmak kıpırdıyor. Parmak. Doktor Bey, Doktor Bey vallahi parmak kıpırdadı. Doktor Bey. Oğlum. Oğlum. Anne. Kurban olurum sana ben. Canım oğlum. Seni çok özledim. Ah annem, ben de seni çok özledim. Ben de seni anne. Senden bir şey isteyeceğim. Kurban oldum. Söyle annem. Söyle. Bir hamburger söylesen de yesek be. Çok güzel hareket miydi? Zil miydi? Final... Kimler ağladı göreyim ellerini. Ya göz dolma da ağlama sayılır. Zaten gözyaşını alıp tartmıyoruz. Gözün dolduysa ağlıyorsun değil mi? Bilmiyorum, sanki siz memnunsanız ben de memnunum da. Bence Ahmet çok güzel oynadı. Ya bir kere çok iyi fikir, yani süper bir fikir. Çok iyi fikir. Yani çoğunlukla da tıbben de çok ispatlanmış bir şey. Duyuyor kişi de cevap veremiyor üzerine. Harika bir skeç. Sonda aşırı dramatize ettiğinizi düşünüyorum ben gene de. Tabii seyircinin dediği olur ama... Biraz fazla dramatize, şarkı falan birazcık fazla mıydı? Sizce de? Değildi. Değildi diyenler alkışlasın. Bana da fazla geldi diyenler alkışlasın. İşte salon tam olarak ikiye bölünmüş durumda. Neyse bir tek anlaşmazlığımız bu olsun da. Şarkı olmadan nasıl olurdu acaba? Bir de yani her tür aslında finali yaptınız yani. Şarkı söylediniz, inceden bir Hint filmi oldu. Sonra Hacı Ahmet ayıldı ki buna üzülenler oldu. Hani Cenan'ın kostümü daha iyi gibi geldi sanki. Ama sonuçta zili çaldırdınız, çok güzeldi. Aferin çocuklar. Kim yazmıştı? Ben ve yazarlarımızdan Bora. Bora ve? Ben. Ebru yazmıştı. Alkışlıyoruz çocuklar. Sizi. Aferin. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bu.